Ekranların en çok izlenen sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show bugün de dop dolu. Hemoroidiniz varsa ya da kabızlık çekiyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Hemoroid nedir? Hemoroid tedavisinde doğal yöntemler. Bitkisel kürler ve krem tarifiyle hemoroidi elveda deyin. Kabızlığınıza iyi gelecek bal kabağı sirkesi. Serap Kunak'tan bağırsak çalıştıran bal kabağı çorbası az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Evet, bugün Ankara'mızın dikmeniyle Yeni Mahallesi'nden kardeşlerimiz geldiler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Şimdi biz bugün sizlere çağımızın en büyük dertlerinden biri, kabızlıktan biraz konuşacağız. Kabızlığın yaptığı hemoroidden bahsedeceğiz. Kabızlık öyle bir illet ki küçücük çocuktan da büyüklerde de herkes de görülüyor. Kabızlığın sonucu ya da bağırsak damar sistemimizin sonucu, bağırsaklarınızdaki bu bozukluğun sonucu hemoroid dediğimiz ya da halk arasında mayasıl denilen, basur denilen bir durum oluyor. Bu nasıl oluyor? Bunun çaresi ne? Ne yapabiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Onları anlatacağım. Bu ne? Ne? Bakayım. Feridun Bey çok yaşa. Siz de gören herkes çok bildi. Yaşa. Patlıcanın kurusu. Şimdi size patlıcanın kurusundan bir hemoroidle ilgili bir şey yapacağız. Çok faydalı. Evet, çok iyi geldiğini söylüyorlar. İspatlanmıştır. Güzelce anlatacağız. Ama bu patlıcanın kurusuyla nasıl yapacaksınız çok merak ediyorum. Göstereceğiz. Hepsini. Bizim ne anlatırsak anlatalım sizlere kolay basit şeyler anlatıyoruz sevgili kardeşlerim. Lahana denilen bir nimet var. Lahanadan yararlanacağız. Ve lahanayla beraber at kestaneli, papatyalı, ısırganlı çok güzel bir hemoroid kremi yapacağız. Kendiniz evde rahatlatıcı bir krem yapacağız. Hepsini size göstereceğiz. Lapa yapacağız. Hepsini size göstereceğiz. Ne olursunuz bugün programı seyredin. Evde yapacağınız kolaylıklarla bu sıkıntılardan kurtulun, rahatlayın diyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Rabbimin verdiği bir nimetler var bakın. Ay tutayım mı ben? Bunun... Ay. Ama iyi Feridun ya. Bu şey tam değişik bir kabak. Fransa'dan evet. Gelmiş. Bakın Türkiye'de olmuş da tohumu Fransa'dan gelmiş. Neyse. Olsun. Bu normal bildiğimiz kabağımız bizim. Bu da bizim sevgili Ayhan kardeşimiz. Yönetmenimiz. Organik pazardan buldu yönetmenimiz. Bakın kabağın başlı başına bir nimet olduğunu bugün anlatacağız. Hani yabancılar cadılar bayramında kullanıyor o kabak bu kabak değil mi Feridun Bey? Kabak çekirdeği çok büyük bir nimet. Ondan bahsedeceğiz. Kabağın kendisinden bahsedeceğiz. Ben size bugün kabak sirkesi yapacağım. Kabızlığa çok iyi geliyor. Hemoroide çok iyi geliyor. Tam da zamanı sakın kaçırmayın yapın diyeceğim. Serap Hanım da sen onu yaparsın ben yapmam mı dedi. O da bal kabağın çorbasını yapacak. Evet, neye iyi geliyor? O da bağırsakları çalıştırıyor. İnanılmaz mucize. Evet. İçinde A vitamini var. Cildinize iyi geliyor. Bedeninize çok iyi geliyor. Sinir sisteminizi yatıştırıyor. Ve çok size... da lezzetli oluyor bal kabağının çorbası. Hani biz evet. Hep tatlısını yaparız ama çorbasını da öneriyorum. Sizi rahatlatan çok enteresan bir şey. Bir şey daha anlatacağım sevgili kardeşlerim. Son dönemde anlaşıldı ki bütün depresyon hastalarının en büyük sorunu bağırsaklarla ilgili. Depresyonun buradan geldiği, buradan gelmediği, buradan geldiği daha çok anlaşılıyor. Eğer kabızlığınız varsa her dakika depresyona, strese girebiliyorsunuz. Neden? Burada çünkü çok önemli bağırsaklarınızda orada aynı beyin hücreleri gibi hücreler var, sinir sistemi var. Bununla ilgili de size bahsedeceğim. Bugünkü programı seyreden kabız olmayacak. Bugünkü programı seyreden hemoroid olmayacak. Bugünkü programı seyreden çok rahat olacak. Size çok güzel bir sürprizimiz daha var sevgili kardeşler. Buraya klozet getirdik. Eski sistem tuvalet taşı getirdik. Nasıl tuvalette oturmamız gerekeni göstereceğiz size. Televizyon görsel olduğu için onları da gösterip anlatacağız size ki bunun bir açısı varmış. Biz bunu hep söylüyorduk ama şimdi ispatlanmış onları falan hepsini göstereceğiz. Dolu dolu dop doluyuz inşallah. Ayakkabılarımız her zaman var. Olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımızla ilgili şifreyi bilenlere teslim edeceğiz. Önümüzdeki günlerde size başka hediyeler de hazırlıyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var inşallah. Sadece ayakkabı diye başka güzellikler de vereceğiz size. Öyle mi? Sevgili kardeşlerim, sabah jimnastiğimizi bir yapalım.
bir kendimize gelelim. Kabızlıktan kurtulmanın birinci çaresi, bütün dünyanın kabul ettiği bir şey var, egzersiz yapmak. O yüzden bu sabah yaptığımız egzersiz önemli değil, çok önemli. Depresyondan kurtulmak istiyorsanız, kabızlıktan kurtulmak istiyorsanız, stresten kurtulmak istiyorsanız ne olursunuz bu hareketleri yapınız. Haydi başlıyoruz, bismillah diyoruz. Ne yapıyoruz? Önce boynumuzla başlayalım. Gidebildiği kadar sağa gitsin, gidebildiği kadar sola gitsin. Sağa, sola, sağa, sola, sağa, sola. Gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol. Sağa, sola. Çok güzel. İyice geriye, iyice öne. Çenemiz iyice geriye, öne. Eğer çenemiz göğsümüze değmiyorsa biliniz ki boynunuzda problemler var kardeşlerim. Bu hareketleri en az 10'ar tane yapmaya çalışınız. Lütfen yapmayan kardeşlerimizi de arayıp bu hareketleri yapması için haber veriniz. Ama tabii programa gelip burada yapmayanlar da var. O da ayrı mesele. Lütfen hareketleri hadi beraberce yapıyoruz. Geriye, öne. Hadi yapalım anne. Evet, hadi. Harikasınız. Geriye, tamam. Öne. Olduğumuz yerde sağa eğdik, sola eğdik. Sağa eğdik, sola eğdik. Sağa, sola. Sağ, sol. Çok güzel. Haydi omuzlarımıza yapıyoruz. Arkadan çevir. Öne doğru. Ha? Çevir. Bakalım. Çevir. Hanım kardeşlerin fibromiyaljilerine mani olmak için bu hareketler çok önemli. Lütfen yapınız. Çevir. Tersine. Çevir. Kaldır, kaldır, kaldır. Bırak, 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 bırak. Kaldır, kaldır, kaldır. Bırak, 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 bırak. Kaldır, kaldır, kaldır. Bırak, bırak, bırak. Kaldır, kaldır. Bırak, bırak. Hadi omuzdan çevir. 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 Kardeşlerim bu hareketleri en az 10'ar tane yapmaya çalışınız. Diğer zamanlarda eğer omuzunuzda ağrı varsa bu hareketleri biraz daha arttırarak yapınız. Bir aşağı, bir yukarı. Bu eklemlerinize günaydın demektir. Eklemlerinizi canlandırmaktır. Ama ağrılar varsa biraz daha çok yapmanız lazımdır. Unutmayınız. Geldik ellerimize. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Bilekleri çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir. Çevir. Dirsekleri kapat, aç. Kapat aç, kapat aç, kapat aç. Sevgili kardeşlerim geldik sırtımıza, hareketlerimize devamımız. Elimiz ensemizde kapat 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 kapat. Şöyle aç 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 aç. Kapatınız, kelebek gibi açılınız. Kapatınız, açılınız. Kapat kapat aç aç aç. Şimdi devam ediyoruz belimizle ilgili hareketler. Gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol. Sağ, sola. Sağ, sol, sağ, sola. Olduğumuz yerde sağa eğ, sola eğ. Sağ, sola, sağ, sol. Göbek kenarları için yapıyoruz hareketleri, devam ediyoruz. Komple öne eğin, iyice geriye git. Öne eğin, iyice geriye git. Öne eğin, iyice geriye git. Göbeğini zayıflatmak isteyenler de bu hareketleri en az 100 tane yapsınlar 25'e bölerek. Olduğumuz yerde hareketleri devam ediyoruz. Dizimizi, kalçamızı, belimizi ilgilendiren basit hareketimiz. Çek bırak. Çekiniz. Çek bırak. Çek bırak. Çekiniz. Çekiniz. Çek bırak. Çek yana aç getir bırak. Çek yana aç getir bırak. Çek yana aç getir. Çek, yana aç, getir, bırak. Öbürünü yaptık, çek, bırak. Çekiniz, çekiniz. Çek, bırak, çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Geldik dize. Çok önemli, uzattık. Ayağımızı kendimize doğru çektik. Olduğumuz yerde. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. En az 10 tane yapınız. İçe dışa. İçe dışa. Daire, daire, ters daire, ters daire, ters daire. Kapat aç, kapat aç, kapat aç. Öbürünü yaptık. İyice uzattık, çektik kendimize doğru. Kaldır indir. Kaldır indir, kaldır indir. İçe dışa, içe dışa. Daire, daire, ters daire, ters daire. Kapat aç, kapat aç, kapat aç. Dizinde ağrı olan, bu hareketi her gün 10 tane, 20 tane yapan diz ağrısından kurtulacak. Lütfen ihmal etmeyiniz. Geldik ayaklarımıza.
ayaklarınız üşüyorsa, ayaklarınızın tırnakları geç uzamaya başladıysa, ayaklarınızı böyle tuttuğunuzda soğuksa biliniz ki problem başlıyor ayak damarlarınıza. En çabuk tıkanan damarlardır. Lütfen hareket yaptırınız. Çek bırak. Çekiniz bırakınız. Bu hareketleri yaparken ayak parmaklarınızı da içeride hareket ettiriniz. Otobüste yolculuk yaparken, hele hele uzun yolculuk yaparken sakın bu ayak hareketlerini ihmal etmeyiniz. Olduğunuz yerde otobüste bakın böyle topukta parmak ucunda, topukta parmak ucunda bu hareketleri ya da böyle bol bol yapınız kardeşlerim. Böyle bacaklarınızı çekip bırakınız. Uçak yolculuklarında filan sabit oturmayınız. Muhakkak hareketli olunuz. Kıpırdamayayım yerinden demeyiniz. Aksine kıpırdayınız. Çünkü insanoğlunu Rabbim yürümeye göre yapmıştır. Yürümediğiniz zaman sorunlar çıkar, sıkıntılar çıkar. Kardeşler geldik en önemli jimnastiğimize. Ruhunuz iyi olmadı mı hiçbir şey iyi olmaz. Ruhunuzun jimnastiğini yapmamız lazım. Ruhumuzun jimnastiği nereden geçiyor? Şükretmekten geçiyor. Şükrünüz olmadan hiç mutlu olamazsınız. Şükrünüz olmadan kabızlıktan kurtulamazsınız. Ne ilgisi var? Ruhunuz iyi olmadı mı bağırsak sisteminiz iyi çalışmaz. Bağırsak sisteminiz iyi çalışması için ruhunuz iyi olacak. O yüzden hep şükretmeyi öğreneceksiniz. Bütün verdiklerine çok şükür, çok şükür demeyi öğreneceksiniz. Dünyada daima kendinizden aşağıdakilerini düşüneceksiniz. Benim şuyum var, buyum var. Aa Ayşe'nin şusu var, busu var demeyeceksiniz. Benim buyum var ama onun oyu yok diyeceksiniz. Daima alttakilerinizi düşünüp çocuklarınıza da bunu öğreteceksiniz ve şükredeceksiniz. Bilhassa çocuklarınıza ve kendinize her gece şu 4 soruyu sormanızı istiyorum. Bugün ben kendim için ne yaptım? 2. Bugün ben ailem, konu komşum, sevdiklerim için ne yaptım? 3. Bugün devletim, milletim için ne yaptım? Ve çok önemli, beni yaradan yüce Allah'ım için ne yaptım? Her gece bu 4 soruya evet dediğiniz gün hiç boş geçmemiştir. Müjdeler olsun size. Çok güzel bir gün geçirmişizdir. Aman kardeşlerim, bunlara dikkat ediniz. Bilhassa çocuklarımıza öğretmemiz lazım bunları. Çünkü son araştırmalarda görülüyor ki çocuklar yaklaşık 4 saate yakın televizyon başında ya da o bilgisayar başında ya da telefon başındalar. Düşünün 24 saatin zaten 8-10 saati uykuda geçiyor. 4 saati de böyle geçtiği zaman çocuklarda çok büyük sorunlar çıkacak istikbalde. Çocuklarınızın sorunları çıkmaması için çocuklarınızı birazcık iç dünyalarında rahatlatmanız lazım. Sakın ihmal etmemeniz lazım. Kardeşler, hadi konuşmayı kestik. Şükrümüzü yaptık. Çok önemli bal kabağı sirkesi yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, daha önce bal kabaklarını aldıydık biz. Rendeledik, attıydık. Bunda da oldu ama daha sonra bir de dedik ki bu çok sert. Biz bunu haşlayıp yapalım dedik. Haşlayarak yaptığımız daha güzel oldu. O yüzden diyoruz ki bal kabaklarınızı... Zaten hemen haşlanıyordur. Ağzınıza sağlık. 1 kilo kadar bal kabağını hemen 2 litre suyun yani, içine koyduk. 5 dakika iyice kaynattık. Fokur fokur kaynattık. Kaynadıktan sonra siz evinizde elinizle yapınız. Annenin enerjisi geçmek önemli. Yemeklerinizi mümkün olduğu kadar hamurlarınızı elinizle yapınız. Biz burada televizyon olduğu için eldiven giyiyoruz. Siz evde muhakkak elinizle yapınız. Şimdi bal kabakları bakın böyle yumuşadık, böyle sıkıp atacağız. Çok güzel bir sirke olacak. Evet, ne olur biraz deneyiniz. Biraz tatlı da oluyor. Yok çok tatlı olmuyor. Çok güzel oluyor, çok farklı oluyor. Lütfen yapınız, deneyiniz, göreceksiniz. Cilt kanserinden korunmak için de her şeye faydası var Serap Hanım. Çok iyi diyorlar. Bak şurada sayalım. Evet. Kansere karşı koruyucu özelliği var. Kalp hastalarına koruyucu özelliği var. Antioksidan özelliği var. Depresyon. İmmün sistemini düzeltiyor. Kolesterol düşürücü özelliği var. Tansiyon düşürücü özelliği var. Söyle. Depresyona iyi geliyormuş. Evet. Prostata iyi geliyor erkek kardeşlerimizde. Kırışıklığa iyi geliyormuş. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Yaşlanmayı geciktirici özelliği var. İçinde A vitamini olduğu için bilhassa cildinizle ilgili çok önemli. Kalorisi düşük olduğu için çabucak doygunluk hissi verdiği için çok özel bir nimet. Evet, bu sakın çorba da öyle olacak. Şey yapmayınız. Şimdi ben size bu sirkeyi yapacağım ya. Bu sirkeden lütfen 1 bardak maden suyunun içine bu sirkeden yaklaşık 1 çorba kaşığı atacaksınız. Bununla cildinizi temizleyeceksiniz.
en güzel cilt toniği, en güzel cilt temizleyicisi, maden suyu ve bu sirke. Şimdi yalnız burada bir şey yapacak. Bu suyu kaynattık ya, sakın bu suyu atmıyoruz. Aynen bunu da bunun içine katıyoruz. Tek değişiklik bizim haşlamamız oldu. Ağzına değil mi? Ben hep evet. Şimdiye kadar çiğden yapıyordum. Evet. Ama bu rengi sefer... de çok güzel oldu. Evet. Bu sefer bu şekilde yaptık. Sevgili kardeşlerim, şimdi bunun içine birazcık daha su ilave yapmamız lazım. Tamam, işte bu. Ne lazım? Sirke. Ne lazım? Bal tuz. Kabuğu. Ne kadar? Bir çorba kaşığı kadar tuz. Kardeşler, bir başka yerlerde bir sirke tarifi yaptılar bir televizyon kanalında. Ben de tesadüfen seyretmekte seyrettim. Vallahi televizyonda ilk defa sirkeyi siz yaptınız Feridun Bey. Evet, aynen öyle. Evet, adam, sirkeci doktora çıktı ama çıksın razıyım. Çünkü çok büyük nimet olduğunu gösterdim. Çok da mutluyum. Diğer kanallarda da çıkarıyorlar şimdi, şey yapıyorlar. Çok da güzel oluyor. İyi ki çıkarıyorlar. Öyle mi? Taklitlerimizden sakının diyelim. Hiç taklit maklit demem. Ya yapsın. Demeyelim. İyi, taklit tamam. Etsinler. Ya insanı öğrensinler. Tamam. Taklit etsinler. Ben ne olacak? Ben ekmeğim başka, dünyam başka. Ben onlarla yarışmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Ben insanıma faydalı olmak istiyorum. Ben bir tane insanıma, bir tanesine bir şey yapıp da bir tanesi bana Allah razı olsun diyorsa ben mutluyum kardeşlerim. Benim öyle çok büyük beklentim de yok, bir şeyim de yok. Allah'ıma çok şükür güzel bir meslek nasip etmiş Rabbim. O yolda ilerliyoruz ama evet, bunu da verdi. Bu bilgiler de boşa gitmedi. Hiç değilse size aktarabiliyoruz. Bu sirkeleri yapın kardeşler. Bunlar hep başka denenmiş sirkeler. Başka bir yerde sirkeler. Başka bir şey dediniz. Heh, ne yaptılar? Bir başka bir kanalda sirkenin içine şeker ve bal koydu. Ha, tamam, bal koyun hatırladım. Ama tuz koymazsanız sirke olmaz. Bakın çok eski bir abimden duydum. Önümüzdeki günlerde onun iyice bir araştırmasını yaptım. Yılların sirkecisi. Doktor demişti. Sirkeye tuz koymazsan şaraplaşır. Ha, onlar muhakkak, şarap yaptılar. Muhakkak sirke öyle koyman mi lazım? Öyle demiyorum. Ben öyle demiyorum. Demiyoruz da. Muhakkak tuz koyman lazım. Tuz olmadan olmaz demişti. Ben onu söylüyorum. Bütün sirkelerinize tuz koyacaksınız kardeşim. Tuz olmazsa şaraplaşma özelliği var. Ama bal olsun koyduk biz değil mi? Bal koyduk. Bal koyun. Sirkeye evet, bal konur. Ama bir daha söylüyorum. Sizseniz o sirkeniz sirke olmaz. Kardeşler şimdi size Amerika'ya gitmiştik. Güzel görüntülerimiz vardı. Rabbim nasip etti. Size de şimdi o görüntülerimizi gösterelim. Beraberce bir seyredelim bakalım. Neler çekmişiz Amerika'da sizlere. Yani gezerken bile boş durmadık. Sizlere bir şeyler göstermek istedik. Görelim bakalım neler olmuş. Her yerde Türk kardeşlerimize rastladık. Orada da Türk kardeşlerimiz var. Onlarla konuştuk. Nasıl ekmeklerini kazanıyorlar? Nasıl ekmek parası için uğraşıyorlar? Kimisi Isparta'dan gitmiş, kimisi Çanakkale'den gitmiş, kimi İzmir'den gitmiş. Görelim bakalım Amerika'sı. Evet sevgili seyircilerim, Amerika'da New York şehrindeyiz. New York şehrinde Central Park denilen bir merkez var. Çok büyük bir park. Biraz sonra size göstereceğim. Burada Türk kardeşlerimize denk geldik. Bir tanesi de burada faytonculuk yapıyormuş. Bize bir kendini tanıtır mısın? Merhabalar, ben Atakan, İzmir'den. Yaklaşık 5 senedir Amerika'dayım. İzmir'in neresinden Atakan? Karşıyaka. Karşıyaka'dan. 5 senedir burada faytonculuk mu yapıyorsun? Yani faytonculuk, şu anda faytonculuk yapıyorum evet. Tamam. Daha başka peki, işler de yaptık, şu anda faytonculuk. Peki nasıl işler, iyi oluyor mu? Ne yapıyorsunuz? Central Park'ı mı gezdiriyorsunuz? Central Park'ın içinde rehber olaraktan da tur veriyoruz. Central Park hakkında bilgi veriyoruz insanlara. İçini gezdiriyoruz. Yaklaşık 4'er kişilik gruplar halinde. O çok şekilde. Güzel. Peki çok teşekkür ederiz, sağ olun. Atakan'a çok teşekkür ederiz. Şöyle atını da sevdirir mi kendini? Tabii, bir sevelim şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi bu atlar biraz iri sevgili seyircilerim. Bunların cinsi ne bu atların? Bunlar draft diye geçiyor normal.
taşımak evet. için yapılan basic atlardan. Biraz rahatsız ettik galiba. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi burada faytonculukla para kazanan Atakan kardeşimiz Amerika'da çalışıyor. Biz de kendisine geldik, konuştuk. Çok teşekkür ederiz Atakan. Teşekkür sağ ol. Ederim, memnun oldum. Sağ ol. Türkiye'ye kime selam göndermek istersin? Türkiye anneme. Ve annen nerede? İzmir'den. İzmir'den. Annenin adı ne? Banu. Banu anneye çok selam gönderiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Aynen. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Să mă distrez mai departe de oraș, evadez. Nu prea am timp să-mi pachetez. Iau apă grabă, vreau să mă bronzez. În mașină dau drumul la radio. Vreau la maxim o piesă mișto. Iar într-o când ajung să se audă din nou. Sevgili seyircilerim, New York'ta dolaşmaya devam ediyoruz. Central Park denilen güzel bir parkta. Burada bir Türk kardeşimize denk geldik. Kardeşimiz bize kendisini tanıtsın bakalım. Merhaba, ben Mustafa. Mustafa Zaraç. Burada Central Park'ta çalışıyorum ben. Pedikep sürüyorum, yani Türkçesi bisiklet taksi. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Devam, hayat güzel, devam. Nerelisin Türkiye'de? Nerelisin? Ben Türkiye'de Denizliliyim abi. Denizlili. Aynen, bir yıl önce geldim Amerika'ya. Bir yıldır buradayız. Aynı zamanda dil okuluna gidiyoruz. Bir taraftan da burada tabii ödemelerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Kazancımızı buradan. Bisiklet de 3 tekerlekli bisiklet sevgili seyircilerim. Burada taksi şeklinde geziyorlar bunlar. Ekmeğini çıkartıyor. Aynı zamanda Türkiye'ye kimlere selam göndermek istiyorsun? Türkiye'de anneme, babama, Deniz'deki aileme çok selam söylüyorum. Onları bayramda göremedim ama ellerinden öpüyorum ve tekrardan bayramınız mübarek, geçmiş bayramınız mübarek olsun diyorum. Teşekkürler. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi ekmek parası kolay değil. Bayramda memleketine gidememiş, burada çalışmak zorundaymış. Olsun, ekmeğini çıkarıyor. Güzel günler onu bekliyor. İnşallah şimdi yeni ehliyet almış, taksi şoförlüğüne geçecekmiş. Kendisi Türkiye'de nereyi bitirmiştin? Ben Çanakkale Üniversitesi Maliye bölümünden abi. Çanakkale Üniversitesi Maliye bölümünden bitirmiş ama sonra da bir şansı yaver gitmiş, buraya gelmiş, burada ekmeğini çıkarıyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Şimdi bizi Central Park'ı dolaştıracak, bakalım neler göreceğiz. Sevgili seyircilerim, Central Park denilen çok büyük bir park burası. İnanılmaz büyük, içinde göl ve kayıkların olduğu değişik bir park. İnsanlar devam burada spor yapıyorlar, koşuyorlar, aktivitelerini yapıyorlar. Araba girmek yasak, sadece bisikletler ve fayton girebiliyor. Bu şekilde bir büyüklükte bir park. Şimdi size o parktan görüntüler göstereceğim. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Evet sevgili seyircilerim, burası Amerika'nın yeni seçilecek başkanlardan bir tanesinin Trump Tower. Trump'ın Tower, yani Trump'ın alışveriş merkezi, iş merkezinin olduğu yer. Çok zengin bir adam Trump. Gördüğünüz gibi burada da büyük bir iş merkezi var. Bu iş merkezinin kapısında bütün turistler gelip resimden çektiriyor. Biz de onlardan biri olup resim çektirelim dedik. Ve bu şekilde ne kadar yüksekliğini gösteriyoruz size sevgili seyircilerim. Trump Tower. Bu arada bir tane de kapıda şöyle bir de Trump'ın bir sokakta bir saati var. Benim Melih Gökçek başkanımın saatleri daha güzel. Trump'ın saati onun olsun, ne yapalım. Başkan seçilecekmiş. Hakkında hayırlısı olsun. Çok sıkı güvenlik tedbirleri var burada. Trump'ın alışveriş merkezinden Trump'ı protesto edenler gelir düşüncesiyle polisler de gelmişler. Burada tedbir almışlar.
Biz de görüntüleri uzaktan çekiyoruz o yüzden. İşte Trump Tower, Trump'ın alışveriş merkezi. Sevgili seyircilerim, inşallah sizlere de birazcık Amerika'ya, New York'a götürmüşüzdür. Oradaki görüntüleri gösterdik size. Türk kardeşlerimize selamlar gönderiyoruz. Bilhassa Mustafa kardeşimize çok selam gönderiyoruz. Kendisine ve ailesine selamlar. Şimdi kardeşler, hemoroid ne? Ne? Sen bilirsin abla, hemoroid ne? Mayasıl ne? Basur ne? Ne oluyor da oluyor, ne? Kabızlık sonucu. Evet, ben de aynısı. Fazla ishalden de olabilir herhalde. Bravo. Kabızlık sonucu bağırsaklarda patlama, kan damarlarında patlama. Patlama, peki. Eskişehirli hemşerim, sen ne diyorsun? Dışarıya bir şey, meme gibi bir şey çıkıyor. Meme gibi bir şey çıkıyor, evet. Bravo. Sen bilirsin ana, nedir bu mayasıl? Vermem. Yerim seni, hoş geldin. Şimdi sevgili kardeşlerim, çok dikkat edin. Çok basitçe bir şey anlatacağım size. Bacaklarınızda buralarda varis oluyor ya. Buralarda varis var ya. Eğer bu varis popoda olursa onun adı hemoroid ya da basur. Varisin popoda olanını. Şimdi hemen size şöyle bir anlatayım bunu. Sevgili kardeşlerim. Varisle aynı şey yani. Aynı, evet. Aynı. Bu popo bölgesinin toplar damarlarının genişlemesi ve dışarıya doğru çıkması. Burasını tam popomuz kabul ediyoruz. Şurası popomuzun orada böyle bir sfinkter dediğimiz. Mesela şimdi programdasınız. Gazınız geldi, onu bile tutuyor. Gazı bile tutuyor. Büyük abdesti tutuyor. Bir de gazı tutuyor. Çok enteresan. Sanayiciler bilirler. Gazı tutturacak sistem yapmak çok zordur. Suyu tutturabilirsiniz de gazı tutturamazsınız. Ama öyle bir kas yapısı var ki orada, Allah öyle bir şey yapmış ki gazınızı istediğiniz gibi siz kontrolü çıkarabiliyorsunuz. Şimdi burada sfinkter var. Dinleyiniz kardeşlerim. Bu sfink dediğiniz şeyler kaslar. Evet, kas. Bir nevi kas. Bir nevi kaslar. Şimdi burada şurada da şöyle damarlar var kardeşler. Bunlar buradan büyük abdest geliyor. Yukarıdan büyük abdest geliyor böyle. Burada duruyor. Siz bunu istediğiniz zaman dışarıya doğru çıkarıyorsunuz. Şimdi kardeşlerim anlattı. Bir kısmı dedi ki kabız olunca burada fazla birikiyor böyle. Siz bunu zorluyorsunuz çıkarmak için. Yapıyorsunuz. Çıkarırken buradaki bu damarlar da zorlanıyor. Şunları şöyle bir sileyim. Buradan şöyle bir damar dışarıya doğru çıkıyor. İşte size oldu hemoroid memesi. Hani köpek memesi deniyor, kanadı deniyor. Bu çıkıyor, bunun arkasından bu sfinkter dediğimiz şey de bunu sıkıyor. Burada kocaman böyle bir şey oluyor. Sen o zaman ne oluyorsun biliyor musun? Böyle yürüyorsun. Böyle yürüyorsun. Bir yere otururken böyle yapıyorsun. Şu kadarcık bir şey canını alıyor. Ne zaman bu düzeliyor? Bazen bu bir şey oluyor, deliniyor, kanıyor böyle. Affedersin, sen tuvalete bir oturuyorsun, bakıyorsun. Pıt 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 pıt, oradan kan damlıyor. Kıpkırmızı. Böyle damlıyor. Bunun şişkinliği geçerse sen biraz rahatlıyorsun. Şimdi iyi dinleyin. Peki geçerse hemoroid değil misin? Geçerse de meçerse de hemoroidsin. Dur şimdi. Öyle mi? Onunla ilgili hiç ilgisi yok Serap Hanım. Şimdi bu çıktı dışarıya. Burada damladı. Eğer siz bunu tekrar içeriye itemezseniz bir süre sonra tekrar oluyor. Hani diyorsunuz ki kanadı, rahatladım ama ondan sonra tekrar oldu diyorsunuz. Şimdi kardeşler, ben size diyorum ki o bebeğimiz vardı, getir bakalım. Gösterelim şöyle. Tut şimdi bir dakika.
Bakın kardeşlerim, şöyle görüntü olarak göstermek için yaptık size böyle. Şimdi bu bebeğimizin poposundan böyle damar çıkıyor bakın. İşte bu hemoroid memesi. Bu böyle eğer buradan böyle kanarsa, pıt 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 kanarsa, şey yaparsa, bu şekilde kanarsa, böyle tuvalet yaptığınız yere bakıyorsunuz, böyle kıpkırmızı kan akarsa, diyorsunuz ki ha işte hemoroid geçti. Bu da neyse ha. Bakın böyle kanıyor kardeşler. Gördünüz mü? Bir bakıyorsun kıpkırmızı kan oluyor tuvalet yaptığın yerde. İşte kardeşler hemoroid kanadığı zaman bir rahatlama elde ediyorsunuz ama geçmiyor. Ne zaman geçecek? Sıcağa oturmak çok önemlidir. Hemoroid bir tane derleyen istiyorum. Hemoroid olanlara diyorum ki muhakkak muhakkak bir sıcak su leğeniniz olacak sizin. Şimdi tedaviyi anlatacağım. Tedaviyle ilgili çok özel şeyler anlatacağım. Kendi başınıza krem yapmayı anlatacağım. Bu kremle orayı ovmayı anlatacağım. Kesin çözümler anlatacağım. Ama reklama gitmek zorundayım. Reklamdan sonra buradayım. Sevgili kardeşler, nerede kalmıştık? Hemoroidin dışarıya doğru çıktığında kalmıştık. Bu hemoroid dışarıya doğru çıktığında ne yapmamız lazım? Şimdi onu anlatalım. Rahatlıyormuşuz, onu evet, anladık. Evet, o kan, kanıyor, kanıyor o zaman bir rahatlarmış gibi oluyorsunuz. Her hemoroidlinin, her hemoroid derdi çekenin şöyle kendisinin bir leğeni olacak. Bunun içine dayanabildiğiniz kadar sıcak su koyacaksınız. Sıcak su oturma banyosu tabir ettiğimiz bir şey bu. Bunun içine birazcık tuz ve karbonat koyacaksınız sıcak suyun içine. Ve böyle içine oturacaksınız ki bu popodaki Feridun, o şeyde... Sıcak suyun içine diyorsun da yanmaz mıyız yani? Ya sıcak öyle suyun... yanacak kadar değil tabii ki canım. Allah Allah, cildinizi şey yapacak kadar. Dayanabildiğiniz kadar sıcaklık olacak. Oturacaksın ki sıcak oradaki sfinkteri gevşetiyor. Ondan sonra şimdi iyi dinleyin burayı, iyi dinleyin. Ben size şimdi bir krem yapacağım. O kremle yavaş yavaş ovup bu memeyi içine sokmazsanız bu hemoroid hayatta geçmez. Bu memeyi yavaş yavaş içine sokacağız. Ama ben size öyle bir krem yapacağım ki bu hem sizi rahatlatacak hem de o memeyi içeriye sokmayı sağlayacak. Nasıl bir krem? Hemen bir yapayım bakın. Kardeşlerim iyi dikkat ediniz. Bunun için vazelinden yararlanacağız. Vazelini güzelce eriteceksiniz. Vazelin bakın böyle katıdır, piyasadaki vazelinler katı. Biz bunu kaynayan suyun üstüne koyduk böyle. O hemen yumuşuyor. Yumuşadıktan sonra çok dikkat edin. Bunun içine bir tatlı kaşığı kantaron yağı. Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı. Bir tatlı kaşığı at kestanesi yağı. Bir tatlı kaşığı da okaliptüs yağı. Kardeşler, Allah bu at kestanesinin içine bir nimet koymuş. Hemoroidin en büyük ilacı. Şimdi ben size önümüzdeki günlerde at kestanesi yağı da yapacağım. Hemen tekrarlayalım. Sokaklardaki ya. At kestanelerini toplayınız. Evet. Hemen tekrarlayalım. İki çorba kaşığı vazelini erittik. Erittikten sonra içine bir tatlı kaşığı at kestanesi yağı koyduk. Bir tatlı kaşığı kantaron yağı koyduk. Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı koyduk. Bir tatlı kaşığı da okaliptüs yağı koyduk. Karıştırdık. Karıştırdıktan sonra şimdi soracaklar Feridun Bey. Bunu nerede tutacağız? Hemen anlatıyorum. Bu dışarıda da durabilir. Yazabildiniz mi? Cam bir tamam. Şeyin içine koyun. Çok rahat bir şekilde durabilir. Hiç bozulmaz. Gayet iyi olur. Buzdolabında da durabilir ama dışarıda da durabilir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sıcağa oturduk ya. Hı-hı. Sıcaktan kalktık. Sıcaktan kalktıktan sonra bu kremden alıyoruz. İyi dikkat edin böyle. Elinize eldiven giyiyorsunuz. Bu poponuzun bu kenarlarını iyice sürdükten sonra yavaş yavaş bu memeyi ova 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 bunu pıt diye bu içeriye koyuyorsunuz. Bazen bu çok ağrılı olur, yapamayabilirsiniz. O zaman eczanelerde bir de ağrı kesici kremler vardır böyle. Onunla bunu karıştırınız. Bu tedavi edici, o da ağrıyı kestiği için çok rahat yapabilirsiniz. Bazıları çok hassas olur, dokunamazsınız. O zaman o ağrı kesici kremden de gerekir. Eczanelerde satılır. Onunla beraber ovun. Size garanti veriyorum, ferahlığı verecek, sizi rahatlatacak çok özel bir krem. Ne var içinde bir daha söyleyelim. At kantonun kestanesi yağı. At kestanesi yağı. Okaliptüs yağı. Üzüm çekirdeği yağı. Okaliptüs yağı. Okaliptüs yağı ferahlık veriyor.
At kestanesi yağ orayı rahatlatıyor. Kantaron yağı yaraları geçiriyor. İmzalı senet veriyorum. Çok rahat edecek. İmzalı çok senet. Güzel bir peki. Krem. Lütfen bunu yapınız. Giriyorum lütfen efendim. Bunu uygulayınız. Çok ferahlayacaksınız. Her gün mü yapacak çok, bunu? Bravo. Bu işlemi. Her gün sürecekler. Öyle mesela, mi? Mesela çok özür dilerim. Her gün sürecek. Şimdi dur. Her gün sürecek. Tuvalete sıcaktan sonra yapacak. Tuvalete gittiniz. Hı hı. Tuvaletten çıktınız. Hemen bu kremden sürününüz oraya biraz. Hemen sizi rahatlatacak. Çocuğunuz da var. Sürebilir miyim? Sürebilirim. Hamileler sürebilir mi? Sürebilir. Evet, evet. Hamilelerde hemoroid artar. Neden? Karnına kokuyor. Bu kadar kocaman çocuk bindiği için oradan baskı yapar. Aşağıdan bu hemoroidleri çıkartır. Göbeğe olanlarda hemoroid olur. Son dönemlerde tuvalette oturmanın çok önemli olduğu anlaşıldı. Hemoroid açısından. Hemoroid açısından. Evet. Bakın. Ve kabız tuvalette, olmamak açısından. Tuvalette. Evet. Biz diyorduk ki yıllardır. Aman kardeşim bizim eski sistem tuvaletlerimiz çok güzel. Dizlerinizde problem yoksa lütfen böyle oturun diyorduk. Alaturka. Evet derler, eski sistem evet. Bakın böyle. Alaturka tuvaleti. Nedenini anlatacağız. Bu da alafranga. Böyle oturduğunuzda şu bağırsak sistemimizde şurada bir açı var. 35 derece diyoruz biz buna. Bu açıda çıkmaya yani defekasyonu çok rahat yapabiliyorsunuz çıkarmayı. Öbür türlü sisteme geçtik. Böyle oturmaya geçtik kardeşler. Bir sürü problemler çıktı. Bunda tam ittiremiyorsun, kasların bastıramıyor. İşte bakın bunun görüntülerini yönetmenim çıkarmış. Bir bakalım. Bir baştan alır mısınız sevgili yönetmenim? Baştan alalım. Bakın böyle oturuyorduk. Bu yanlış bir oturma. Klozet. Şimdi devam ediyoruz. Evet devam edelim. Bakın böyle oturuyorsunuz. Ya da dimdik oturuyorsunuz. Evet dimdik oturuyorsunuz dedikten sonra öbürüne geçtik hemen. Şimdi bakın iç kısmı gösteriyor. Burası büyük abdest yaptığınız yer. Şurası idrar torbanız. İdrar torbanız şurası büyük abdest yaptığınız yer. Burası da idrar çişinizi yaptığınız yer. Bakın burada bir bant var. Bu bant siz böyle dik oturduğunuz zaman bunu çekiyor. Tam çıkış yerini daraltıyor. Büyük abdest yapan yerinizi daraltıyor. Eğer bu klozette böyle oturduğun zaman o sistem daralıyor işte. Orada daralık meydana geliyor. Ama bu sistemde böyle oturabilseniz. Orada dik oturamazsın ki zaten. Böyle oturabilseniz o zaman o sfinkter açılabiliyor. Burada onu göstermek istedik. Bu resimde onu göstermek istedik. Öbür sisteme geçelim. Devam edelim. Bakın şimdi. Bakın bu bantı rahatlatmamız lazım. Peki ne yapalım? Hepimizin elinde klozet var. Benim de dizlerim kötü. Kardeşler iyi dikkat edin. O zaman şöyle bir şey yapacaksınız. Bakın klozetiniz böyle olacak. Ayaklarınızın altına şöyle bir şey koyacaksınız. Bakın. Basitçe biraz daha yüksek. Yani şu şekilde olacaksınız. Yani demin şu Alaturka'daki eski sistem tuvaletteki pozisyonu vermeniz lazım. Gördünüz mü? Böyle bir tahta parçası ya da küçük böyle bir tabureler vardır. Bunun biraz daha küçüğü olsa yani yerden şöyle 20 santim yüksekliğinde bir tabure koyarsanız ayaklarınızın altına o zaman güzel defekasyon dediğimiz işlemi yapabileceksiniz kardeşler. Sizden bunu özellikle söylüyorum. Çok bir de bir de olursun, şu mesafe kısa olmalı değil mi? Daha yere yakın. Evet evet. Evet. Ne olursunuz telefonla oynamayınız. Oturuyorlar böyle. Yapamazsın kardeşim. Defekasyon denilen işlem özel bir işlem. Oturacaksın, tamamen kendini ona konsantre edeceksin ve aynen bu şekilde yapıp güzelce bu işini halledeceksin. Her gün bir sefer tuvalete çıkmıyorsan problem var kardeşler. İşte bunu göstermek istedik. Bu açı dediğim gibi çok önemli. Ayağınızın altına bir tabure gibi bir şey ama çok yüksek değil. 20 santimlik bir şey yeter. Buna uygun tuvaletler de yapmışlar. Bakın şu açı çok önemli işte. Tabureli böyle yapın diyoruz biz size. Bu çok önemli. Şimdi biz size bir de hemoroid için güzel evde yapabileceğiniz lapalar yapalım. Hemen nasıl yapacağız onu gösterelim. Sevgili kardeşlerim bir enteresan bir lapamız lahanadan yararlanacağız. Öyle mi? Makineye getirelim şöyle. Tamam. Hemen. Şimdi kardeşlerim hepimizin evinde böyle makinelerimiz var. Ya da el blenderımız da olabilir. Bir cam kavanozun içine koyarsınız. El blenderla da yapabilirsiniz. Ne yapacağımı anlatıyorum. Yaklaşık şöyle 4 yaprak kadar filan lahanayı alıyorum. Güzelce haşladım. Haşladıktan sonra blenderın içine atıyorum. Bunun içine bir fincan kadar
papatya atıyorum. Bir fincan kadar ısırgan yaprağı atıyorum. Papatya, ısırgan yaprağı. Bunları haşlamadınız değil mi? Hayır, öyle, hayır. Kuru kuru. Ve at kestanesi tozu. At kestanelerini alıyoruz kardeşlerim. Kabuğunu soyuyoruz biraz ıslattıktan sonra şöyle rendeliyoruz. Önümüzdeki günlerde bir de onu gösterelim nasıl rendelediğimizi. Rendeliyoruz, böyle toz haline getiriyoruz. Bundan da koyduk kardeşlerim. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da ozonlu kantonun yağı. Ozonlu, ozonlu kantonun yağı. Niçin ozonlu? Ozon oksijen demek. Bunun içine yaklaşık bir bardak kadar da maden suyu koyuyoruz. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Kapat bakalım. Çalıştırayım mı? Çalıştır. Kardeşler, kardeşler evinizde böyle bir sürahin içine koyup el blenderla da yapabilirsiniz. Niçin salladım? Lahanalar böyle yukarıya doğru çıkmıştı, ondan salladım. Bakın, bakın, dünyanın en güzel kremini yaptım işte. Dört yaprak. Lapa lahana, daha doğrusu bu. Haşladınız. Ne yapacağız? İyi dikkat ediniz. Lahana yaprağını aldım, sıcak sıcak haşladım, sıcak sıcak haşladım. Bunu da aldım bir şeyin içine, hafif ısıttım bunu da. Bunu da ısıttım. Lahana sıcak, bu da sıcak. Getiriyorum bu lapadan böyle koyuyorum içine. Getiriyorum popoma tam olan o yere. Oraya böyle koyuyorum kardeşlerim. Neyi koyuyorum? Bu yaptığım lapayı. Neydi lapa? Lahana vardı. At Isırgan vardı. At kestanesi vardı. Papatya. Papatya vardı. Onu maden getiriyorum. Suyu. Sıcak lahana. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. Şöyle evet, bir naylonu koyarız ki dedim, sıçramasın, şey yapmasın, ıslatmasın sağ sol diye. Koyduk. Bunu da giydik. Üstüne de kilodumuzu giydik. Biraz bekleyeceğiz. Ne kadar? Bunu soğuyana kadar. Bu lapa soğuyana kadar. Oturarak mı bekleyeceğiz ayakta mı? Oturarak. Ayakta mı? Gezerseniz kayıp gidebilir. Şey yapalım, oturun bir yerde, durun bir yerde ki bu güzelce işlesin orada. İnanılmaz rahatlatacak sizi. Çok ferahlatacak sizi. Ve iyileştirmeye faydası var bunun. Lütfen bunu yapınız. Şimdi bir de diyoruz ya kabız olmayın, kabız olmayın. İşte bunu lapayı aldınız, bitti. Ondan sonra demin yaptığımız kremi sürünüz. Neydi bu krem? Vazelin, at kestanesi yağı, kantaronun ozon yağı, üzüm çekirdeği ve okaliptüs yağını da sürün oraya. İşte size en güzel nimetten bahsettik. Şimdi Serap Hanım da diyor ki içten düzeltelim. Ne yapalım? Kabız bağırsaklar güzel diyoruz, çalışsın. Kabız olmayın. Kabız olmamanın birinci çaresi ne? Ne? Bol su içmek. Evet. Türk insanı su içmiyor. Niye anlamıyorum yani. Şaşırtıcı bir şey. Her gün 2 litre su içmeniz şart. Hatta 3 litre de. Hadi 2 diyelim biz. Evet, şimdi bir çorba ki bu çorba tam zamanı yapınız. Çok, çok da lezzetli oluyor. Evet. Hadi hemen yap. Hem Serap şifası var hem de lezzeti var. Tamam. 250 gram bal kabağını aldık. Ben bunu, bu çorbayı düdüklü de yapıyorum. Çok da güzel oluyor ama isterseniz tencerede de yapabilirsiniz. Bunun içine kabızlık için en önemli şey ne diyoruz? Zeytinyağı diyoruz. Şöyle dolu dolu 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Bir orta boy havuç koyuyorum. Bir tane orta boyda patates koyuyorum. Bunları da rendeledim. İsterseniz siz küçük küçük doğrayıp da atabilirsiniz. Hiç böyle kavurmadım. Bunun içine bir tane de soğanım var. Yine böyle orta boy bir soğan. Kuru soğanı da koydum. İçine böyle kremalı gibi olsun diye, öyle bir tat versin diye. Hem de aynı zamanda çok da yararlı. Bir su bardağı sütünü koyuyorum. Üzerine de 6 su bardağı su ekliyorum. İçine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber atacağım. Bu da böyle lezzetini versin diye. Çok kolay bir çorba hanımlar, özellikle çalışan hanımlar için de. Hemen eve geldiniz, 10 dakikada oluyor. Doya doya da içebilirsiniz. Düdüklünün şöyle kapatıyorum. 10 dakika. 10 dakika sonra altını şimdi açtım. 10 dakika sonra da altını kapatacağım. Sonra da blenderdan çekiyorum. Harika bir çorba oluyor. Herkese tavsiye ederim. Tadı da çok güzel, lezzeti de çok güzel. Aynı zamanda şifası da muhteşem yani.
Evet sevgili kardeşim, bu çorbayı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çocuklarınıza yapınız. Çok besleyici. Bağırsakları çok güzel çalıştırıcı. Evet. Bağırsakları çalıştırmak için bol su içmeniz lazım. Bağırsakları çalıştırmak için her gün bir bardak sirke içmeniz lazım. Çünkü neden? Probiyotik. Son dönemlerde anlaşıldı ki probiyotikler yeni bir organınız diyorlar. Bütün dünyada yeni bir şey var. 2 kilo kadar faydalı mikrop var bağırsaklarınızda. 2 kilo kadar. İşte bunda bozukluk olduğu zaman dengeniz bozuluyor. İyileştirme gücünüz, yani koruyucu sisteminiz bozuluyor. Dünya şimdi tamamen bununla çalkalanıyor. Her tarafta bunu söylüyorlar. Bizim bunu memleketimizde bunun cenneti farkında değil. Niçin? Tarhana diye bir çorba var. Dünyanın en büyük nimeti. Tarhana içiniz. Evet. Yoğurt yiyiniz. Kefir içiniz. Sirke içiniz. Sirke yapan bir tane doktor var Türkiye'de. Her gün sirke diyor size. Her gün sirke. Ne olursunuz bu sirkeleri evet, içiniz. Ne olursunuz sirke içiniz. Zayıflama açısından da çok faydalı. Evet. Feridun Bey biz pişirdik. Daha önceden reklam arasında pişirmiştik. Rengi de böyle oluyor. Çok da lezzetli, şifalı. Şöyle üzerine de biraz karabiber dökelim. Bence onu bir de seyircilerimize ikram evet, edelim ikram şimdi. Evet, ikram edeceğiz şimdi. Bakalım tadı nasılmış. Görsünler, en büyük jüri onlar. Versinler notu. Şimdi kardeşler, nasıl oturacağımızı anladık. Ne yapacağımızı anladık. Oraya sıcak yapmamızı anladık. Şimdi ben size bir krem daha yapayım. Bundan çok fayda gören var, çok şifa kazanan evet, var. Evet. Çok enteresan. Nasıl yapacağımızı bir krem. Anlatacağız. Hemoroid hani, için yapıyorsunuz. Evet, evet. Hı-hı. Demiştim ya size şu patlıcan kuruları. Patlıcanın güzel kurusunu. Güzel dolma olur ama. Patlıcanın kurusunu aldık. Güzelce robottan geçirdik, tamamen toz haline getirdik. Hı. İyice robottan geçirdik, toz haline getirdik. Patlıcanın kurusunu toz haline getirdikten sonra yine vazelinimizi alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Vazelinimizi alıyoruz, bir kabın içine koyuyoruz. Yine böyle erittik, evet, altında iyice, sıcak suyla. İyice yumuşattık, iyice yumuşattık. Bu bir çorba kaşığı kadar bu patlıcan kurusundan koyduk. Tozunu daha doğrusu koyduk. Herhalde orada bunun içine işe yarayan bir tatlı kaşığı kantaron yağı. Patlıcan kurusu. Bir tatlı kaşığı kantaron yağı. Evet. Bir tatlı kaşığı da o at kestanesi yağı koyduk. Bunu güzelce şimdi karıştıracağız sevgili kardeşlerim. Hep dikkat ettim, hep at kestanesi yağı var. At kestanesi yağı bütün dünyadaki kremlerin hepsinde at kestanesi var kardeşlerim. Bütün hemoroid merhemlerinde at kestanesi var. Ne olursunuz böyle bir nimeti iyi bilin. Ben size önümüzdeki günlerde at kestanesi yağı yapıp da göstereceğim. İşte size hemoroid için bir krem daha. Bunu da sıcak yaptığınız poponuza bunu da sürebilirsiniz. Orada dursun. Ondan sonra güzelce sıcak suyla yıkayınız. Dursun? Yaklaşık bir saat falan dursun. Bir sıcak dursun. Suyla yıkayınız. Bundan çok yıkadıktan iyi sonra var, yıkadıktan evet. Sonra demin yaptığımız at kestaneli, kantaronlu, üzüm çekirdeği, okaliptuslu yağımızı da sürünüz. İşte kardeşlerim, gördüğünüz gibi çok mükemmel bir şekilde. Kimi önerdiysek evet hep geri dönüş oldu. Bu patlıcanın kurusundan herhalde. Evet, patlıcanın kurusundan oluyor. Patlıcan ben kurusu. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de anlatacağım size. Bir taraftan çorbalarımızı seyirciye verin. Bir onlara soracağım ama. Ayakkabılarımızı verelim hemen hadi. Ayakkabılarımızı verelim. Kendimize gelelim. Kendimize gelelim. 29 Ekim bayramımız evet. Var biliyorsunuz cumartesi günü. 93. Cumhuriyetimizde. Yılda cumhuriyetimizin. Allah daha nice bu millete güzel cumhuriyetini kutlamak nasip etsin. Amin inşallah. Allah her türlü belalardan, musibetlerden, pisliklerden bu devletimizi, milletimizi, ülkemizi uzak tutsun. Allah güzelliklerle birlik beraberlik içinde cumhuriyetin altında bir arada olmayı, kardeş kardeşe yaşamayı bizlere nasip etsin diye sakın ola ki benim duamla ne olacak demeyiniz. Aklınıza geldikçe devletiniz, milletiniz için de dualarınızı ihmal etmeyiniz diyoruz. Mualla ablacığım Kastamonu'dan hoş geldin ablam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol ablam. Şifre neydi Mualla ablacığım? Cumhuriyet. Cumhuriyet çok güzel. Teşekkür ederiz. Bayramımız olduğu için cumhuriyet seçmiştik. Kaç numara istiyorsun Muhalle abla? Ben annem için istiyorum. Annemin ayaklarında şişlikler var. Peki kaç numara annenizin ayağı? 40 numara giyiyor. Annenize 40 numara yollayacağız. Geniş kalıp yollayacağız. Düz model yollayacağız. Bize çok dua edeceğini şimdiden garanti ediyoruz. Çok güzel bir ayakkabı yollayacağız size.
hemen güle güle kullansın. Böyle harika. Kağıt gibi bir ayakkabı yollayacağız. Anneniz çok rahat edecek ayakkabı da böyle. Yumuşacık bir ayakkabı. Evet, gelsin bakalım bir telefon daha. Kayseri. Müjde Kayseri'den güzel müjdeler ver bize abla. Kayserililer. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın Müjde ablacığım? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz Can kardeşim. Şifremiz neydi Müjde abla? Cumhuriyet. 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 Evet, çok teşekkür ederim. Kaç numara istiyorsun? Kayınvalidem için istiyorum. 38 numara. 38 Bravo. Numara kayınvalidesi için istiyormuş. Evet. Biz de o zaman ablamıza ve deminki ablamıza da bir tane kendi kitabımızdan yolluyoruz. Hem deminki ablaya hem de size Tabii. bu kitabımızdan yolluyoruz. Kayınvalidenize de yolladık ayakımızı. Güle güle kullansın inşallah. Evet, bir telefon daha alalım. Mersin. Suzan abla Mersin'den. Hoş geldin Mersin. Suzan ablacığım. Merhaba. Hoş geldiniz. Neydi şifremiz abla? Cumhuriyet. Kaç numara istiyorsun Suzan ablacığım? 38. Annemin ayağı sorunu olduğu için. Tamam. Annesine annenize de geniş kalıp yolluyoruz. Geniş kalıp yolluyoruz. Kitap isteyebilir miyim? Size de kitap yolluyoruz. Evet, tabii ki de. Güle güle kullanınız. Sağlıklı, mutlu günlerde kullanınız. Sevgili kardeşlerim, kitap demişken hemen anlatıyorum. Bu daha önceki çıkardığımız kitaplarımız ama en son bir daha bir kitabımız çıkardık. Bütün programda anlattıklarımızla ilgili iki tane. Bu kitabın bütün gelirini şehit ailelerine ve gazilere yardım için devletimiz açtığı fona yatırıyoruz. Hiçbir kuruşuna dokunmuyoruz. Matbaa masraflarını biz verdik. Kendi emeğimizi biz verdik. Onu da hayır olsun diyoruz. Siz de alarak katkıda bulunun diyoruz. Ne kadarsa size makbuzlarını da göstereceğiz. Gösteriyoruz da zaten. 440-40-50'den telefon numarasıyla isteyebilirsiniz. Adresinize kargo ücretsiz teslim olacak. Tamamen bağış olacak o sizin verdiğiniz paralar. Bunu bilesiniz. Hem bu kitaba sahip olacaksınız hem de çok ucuz fiyata, iyice indirimli fiyata 440-40-50 Ankara'nın numarasını çevirdikten sonra ya da feridunkunak.com'dan da isteyebilirsiniz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra çok özel söyleyeceklerim var. Çok özel anlatacaklarım var. Reklamlardan sonra buradayız. Çorbayı içtiniz mi çorbayı? Beğendiniz mi? Herkes beğendi mi? Yapacak mısınız? Tamam. Şimdi ben size şu kremi anlatıyorum. Çok telefon geldi. Kremi bir daha tekrarlıyoruz. Şimdi kremi yapmadan önce iki tane çorba kaşığı vazelini sıcak suyun içine yumuşattık. Sıcak suyun içine. Ondan sonra bunun içine bir tatlı kaşığı at kestanesi yağı. Bir tatlı kaşığı kantaronlu ozon yağı. Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı, bir tatlı kaşığı okaliptüs yağı. Bunu güzelce hemoroidli hem içine doğru eldivenle içine hem de etrafına güzelce sürdük. Bir daha söylüyorum. At kestanesi, kantaronlu ozon yağı, üzüm çekirdeği yağı, okaliptüs yağı. Bunu güvendiğiniz baharatçılardan, eczanelerden alınız. Niçin kantaronlu yağ ucuz bir şey değil haberiniz olsun. Zeytinyağından yapılması lazım. Zeytinyağının en iyisi en az 25, en basiti 25-30 lira haberiniz olsun litresi. Ona göre basit bir şeyse, ucuz bir şeyse o değildir. Onları mümkün olduğu kadar almayınız, fayda göremezsiniz. At kestanesi, kantaronlu ozon yağı, üzüm çekirdeği yağı ve okaliptüs yağı. Bunları güzelce karıştırdık. İşte böyle bir krem oldu. Bunu sürün. Bana çok dua edeceksiniz. Hemoroidi çekmeyen bilmez kardeşim. Çok büyük Allah problemdir. Hepiniz bu dediklerimiz güzel yaparsanız, Serap Hanım yaptığı bu çorbadan içerseniz, bol sebze yerseniz, bol su içerseniz, tuvalette oturma şeklini gösterdim. Bu şekilde oturur. Güzel yaparsanız hiç hemoroidli olmazsınız, evet. Bağırsak da olmazsınız. Salataları da ihmal etmeyin. Birine beddua etmek mi istiyorsunuz? Ay Allah korusun. Hemoroid ol deyiniz kardeşim. Öyle mi? Öyle bir sızıdır, öyle bir acıdır. Hiç kimse Allah vermesin. Rabbim şifalar günler versin size. Devletimize, milletimize huzur, mutluluk versin. Cumhuriyet bayramımız tekrardan. Güzel bayramımıza, evet, mutluluk, huzur içinde, sağlık içinde el ele, kardeş kardeşe, can cana bir arada olalım inşallah. İnşallah. Pazartesi günü görüşüyoruz. Allah'a emanet olunuz kardeşim. Hoşçakalın.